Akilah Azra Cohen'in PCP adlı serisinin ilk kitabı. Evet, Instagramlarımızda güneşlenen bacaklarımız ve güneş gözlüklerimizin yanında duran şu alevli kitap. Okumayanları bir tek eşek sudan gelinceye kadar dövmedikleri kalan, onun dışında her türlü hakarete maruz bıraktıkları kitap. Ay, sen daha Fi'yi okumadın mı? Cahil. Yuh, hiç mi duymadın? Yuh, pes. Oha, çüş. Ay inanmıyorum abi, nasıl okumazsın Fi'yi ya? Çok iyi ya. Hadi gel seninle Fi'yi konuşalım. Sen de gelmek ister misin? Tüm bunlardan sonra dışlanmamak için paşa paşa gider, seriyi alır ve bütün kitabı okursun. Ya da dizisinin çekildiğini öğrendiğinde okumazsın. Gelelim diziye. İşinde oldukça başarılı, ülkenin en güçlü adamlarından biri, ünlü psikiyatrist Can Manay'ın altın oran yani Fi takıntısı nedeniyle bir kadına aşık olması ve onun çevresinde gelişen olayları anlatıyor. Ücretsiz ve de sansürsüz. Fi nedir? Fi gerçek anlamda kusursuz güzellik ile ilgili geometrik ve sayısal bir orana verilen isimdir. Fi öncelikle Puhu TV'de ücretsiz yayınlanan internet dizisi. Birbirlerine 45 dakika boyunca bir şarkıyla uzun uzun bakan karakterlerden bıkmış usanmışsanız Fi size iyi gelecektir. Seyirciler olarak televizyon dizilerinden ne kadar uzaklaştığımız aşikar. Hem akıcılığı hem de süresinin kısa olmasıyla gönüllerimize taht kurdu diyebiliriz. Masumla başlayan bu gelenek Fi ile devam etmekte. Fi'yi ilginç kılan bir başka özellik ise daha önce televizyon dizilerimizde görmediğimiz bir baş karaktere sahip olması. Can Manay. Can Manay istisna bir karakter. Bu karaktere Ozan Güven'in oyunculuk kariyerini zirveye taşıması da eklenince ortaya harika, muazzam bir karakter çıkmış. Can Manay'ın geçmişiyle ilgili sakladığı şeyler var. Duru ve sevgilisi Deniz'in hayatına sızarak aslında ne kadar tehlikeli bir adam olduğunun sinyallerini veren Can Manay'ı ilerleyen bölümlerde daha dikkatli görmekteyiz. Deniz! Deniz! Duru, başarılı bir dansçı. Yalnız sanat sanat için midir, sanat halk için midir, sanat benim için midir bir türlü karar veremeyen Duru bayağı bocalamakta. Tam olarak ne istediğini bilemeyen bir karakter gibi görünmekte. Çok yetenekli, çok iyi bir dansçı ve hayallerinin peşinden gitmek istiyor. Ayrıca gizliden şan, şöhret de istemekte. Sanatı sanat için yap, senin gösterişe ihtiyacın yok dese de sevgilisi, ilişkisine tüy diker bizimkisi. Kadınım, güzel kadınım, kadınım benim, kadınım, kadınlarım, kadınlar. Deniz, Duru'nun sevgilisi. İdealist bir üniversite hocası. Her şeyin doğrusunu aramak, bulmak derdinde. Duru'yla da en çok zıtlaştıkları nokta burası. Deniz mantık, Duru duygu derdinde. Yalnız kitaplarıyla dizinin birebir aynı gittiğini söylemek biraz zor. Zaten Azra Cohen de kitapta okumadıklarınızı dizide göreceksiniz demişti. Kitabı okuyanlar ne demek istediğimi daha iyi anlayacaklardır. Sanki kitaptaki Deniz'le dizideki Deniz arasında biraz farklılık var. Bu farklılıktan dolayı Duru'ya haksızlık ediliyor gibi geliyor bana. Çünkü kitapta Duru daha haklı bir karakterdi ama diziyi izleyince Duru'yu daha çok haksız görüyorum. Sadık Bey, siz benim evime böyle giremezsiniz. Sadık Bey, siz benimle böyle konuşamazsınız. Sadık Bey, siz bana haddimi bildiremezsiniz. Sadık Bey, mıssız... Özge, Can Manay'a kafayı takmış bir gazeteci. Can Manay'ın geçmişindeki sırları ortaya çıkarmaya çalışan, dediğim dedik, çaldığım düdük, lezbiyen, erkek gibi bir kadın. Bazen kendi kazdığı kuyuya düşse de, bazen bindiği dalı kesse de, er geç Can Manay'la hesaplaşacağı günü beklemekteyiz. Özge, ben sana konuyu kapat dedim. Özge, ben sana araştırma bitti dedim. Özge, orası güvenli değil dedim. Özge, ben sana ne dedim? Sadık Murat Kolhan. Can Manay'ın programını yaptığı kanalın sahibi ve ülkenin en prestijli adamı. Kime göre, neye göre? Özge gibi Sadık Murat Kolhan'ın da derdi Can Manay'ın geçmişini ortaya çıkarmak. İkisi zaten bu noktada birleşiyorlar. Can Manay ve Sadık Murat Kolhan arasında bir düşmanlık söz konusu ama bunun nedeni henüz açıklanmış değil. Kitabını okuyanlar bu rolde Osman Sonant'ı görünce biraz şaşırmışlardır. Çünkü diğer karakterler az çok tahmin edilebildi ama Sadık Murat Kolhan rolünde Osman Sonat'ı herhalde hiç kimse düşünmemiştir. Ama beni en çok şaşırtan ve bana en çok keyif veren karakter de Osman Sonant'ın Sadık Murat Kolhan'ı oldu. Kendisinin en son Leyla ile Mecnun'daki halini hatırlayanlar bu haliyle arasında uçurum görüp daha çok seveceklerdir. Hocam, hocam, pardon Can Bey, pardon Can Bey, hocam, pardon Can Bey. Bilge, yetenekli, çalışkan, zeki, çevik, ahlaklı... Bütün yeteneklerin adeta bir arada toplandığı kızımız. Adeta Fi. Can Manay'ın öğrencisi, sonra da çalışanı. Şimdilik tek düze görünen karakterimiz elbette ki ilerleyen bölümlerde kendini göstermeye başlayacaktır. Değinmeden geçemeyeceğim yerlerinden birisi de müzikleri. İnanılmaz güzel.
Uzun zamandır bu kadar güzel bir Türk dizisi müziği duymamıştım. Keşke şöyle olmasa dediğimiz yerlerde yok değil. Deniz, Deniz! Bugün kendimi çok mutlu hissediyorum. Çünkü bugün Fiti marka bisküvi yedim. Enerjim yerinde. Can, keşke Sing Song marka kameran olsa da gerçekleri onunla görebilsen. Sadık Bey, siz benim evime girip Heat & Coolders marka şampuanımı kullanamazsınız. Keşke senin de dondurucudan soğutucuya geçen böyle bir buzdolabın olsa da keşke sen de onu kullanabilsen. Reklamlar. Böyle bir internet dizisinin maliyetini karşılayabilmek için iki seçenek vardır. Bunlardan birincisi ya girdiğiniz siteye ücretli olarak girecek ve her ay belli bir miktar para ödeyeceksiniz ya da onlar sizin gözünüze reklamları sokacaklar. Yapımcılar da ikincisini tercih etmişler. İkinci eleştirebileceğim yeri ise hangi gün hangi tarihte yayınlanacağının belli olmaması, sürekli spontan gelişmesi. İdealist üniversite hocası mı dersin, çöp toplayan öğrencisi mi dersin, lezbiyeni mi dersin, psikolojik rahatsızlıkları mı dersin, bir ihtimal daha var. O da ölmek mi dersin? Hemen hemen her şeyle muazzam, izlenebilir, keyifli. Böyle dizilerin mutlaka devamı gelmeli.